Herkese merhabalar. Oryantasyon ve Kariyer Geliştirme Merkezimizin, ofisimizin kariyer söyleşileri çerçevesinde dördüncü konuğu. Bugün Malatya Cumhuriyet Savcısı Serkan Tayyar Ünsal. Kendisiyle kariyeri hakkında konuşacağız, savcılık hakkında konuşacağız. Bizlere, öğrencilerimize tavsiyeleri nedir, onları konuşacağız. Ama öncesinde ben sözü kısaca Kamu Hukuku Bölüm Başkanımız Sayın Metin Ceylan'a bırakmak istiyorum. Sonra savcımıza tekrar devam edeceğiz. Sayın Savcım, öncelikle hoş geldiniz. Değerli öğrenciler, kariyer günler çerçevesinde fakültemiz tarafından bu pandemi sürecinde böyle bir uygulamayı uygun gördük. Bu dördüncüsü yapılıyor. Güzel bir çalışma oldu. Öğrencilerimiz tabii kendi bulundukları mekanlarda daha rahat bir şekilde gelen konuşmacılarımızdan yararlanıyorlar. Zaten moderatörümüz bu konuda gerekli bilgiler de verecek. Bir kısmen verdi. Ben fazla böyle sözü çok şey yapmayacağım. Çünkü burada asıl olan mesleğin içinde olan Sayın Savcımızın söyledikleri ve öğrencilerimiz soruları olacaktır. Tekrar aramıza geldiğinizden dolayı teşekkür eder. Bütün öğrencilerimizin de güzel bir şekilde dinlemelerini ve soru sormalarını istiyoruz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Savcım merhabalar öncelikle. Merhaba hocam. Nasıl istersiniz? Soru cevapla mı gidelim yoksa genelden bir bize kendinizden ve kariyerinizden bahsedin. Ben önce kendimi bir tanıtayım arkadaşlarımıza. Sonra soru cevap şeklinde gidersek daha faydalı olacağını düşünüyorum. Öncelikle Sayın Metin Ceylan hocamıza ve moderatörümüze ve beni güzel görevlendiren Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na teşekkür ediyorum. Öğrenci arkadaşlarımıza çok selamlar sunuyorum. Ben 2004 yılında Elbistan hakim adayı olaraktan göreve başladım. 2006-2019 yılında Kırşehir Çiçekdağ Cumhuriyet Savcısı olarak çalıştım. 2009-2012 yıllar arasında Ardahan Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptım. 2012-2015 yıllarında Malatya Doğanşehir, bu benim ikinci Malatya görevim. Malatya Doğanşehir ilçesinde çalıştım. 2015-2017 arasında Hatay 4 yol adliyesinde Cumhuriyet Savcısı olarak çalıştım. 2017-2019'da Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı olarak çalıştım. 2019 yılından itibaren de Malatya Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmaktayım. Bu dediğim gibi ikinci Malatya görevim. Memleketimde Elbistan olduğu için bizim için güzel de bir tayin. Severek çalıştığımız bir yer. Bu şekilde meslekte 17 yılımı devirdim. Birinci sınıf Cumhuriyet Savcısıyım. Bu birinci sınıf, ikinci sınıf galiba çok kafaya takılıyor. İlerleyen süreçte durumun ne olduğunu izah ederiz. Bu kadar. Savcım, şimdi bizim aldığımız sizden önceki konu Malatyalıydı. Hatta biri Ekimanlıydı, benim hemşerimdi. Ben öğrendiğim kadarıyla Kahramanmaraş Elbistanlısınız. Biz orayı da Malatya sayıyoruz artık. Kesinlikle, kesinlikle. Biz de Malatyalı diye görüyoruz kendimizi. O yüzden çok da çok yadırgamadan devam ederiz. Ben internetten araştırdığım kadarıyla İstanbul Hukuk mezunuyumsunuz. Evet, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Şimdi biraz baştan alalım. Öncelikle neden hukuk fakültesini seçtiniz? 17 yıllık bir deneyimim var diyorsunuz. Evet. O zamanki sebep neydi? Sizi etkileyen şey neydi hukuk fakültesi seçmenizde? İstanbul hukuk okumanın size artıları neydi? İstanbul'un size artıları neydi? Şu anki kariyerinizi o ilk basamak etkiledi mi? Onu öğrendim. Ben ilk başlarda tarih öğretmeni olmayı çok istiyordum. O zamanki tarih öğretmenim beni çok etkilemişti. Bir gün beni yanına çağırdığında, ben işte lise son sınıftayım, öğretmenim ben de sizin gibi tarih öğretmeni olmak istiyorum dediğimde kulağımı çekip, hayır sen daha iyi yerlere layıksın, sen kesinlikle işte siyasal ya da hukuk okumalısın demişti ve benim üniversiteye girdiğim yıl olan 1997 yılında coğrafyamızda işte siyasal bilgiler ve hukuk fakültesi çok rağbet gören, hala da öyledir gerçi, çok rağbet gören bir fakülteydi. Ben de bunun üzerine İstanbul Üniversitesi'nin o tarihi bir kapısı vardır bir şeyde. Onu odama resmini yapıştırıp ben burayı kazanacağım diye
ders çalışmaya başlarken öyle başlamıştım. İstanbul'un bize katkısı ne oldu? Tabii İstanbul Üniversitesi'nde daha önceki bir büyüğümüz de bahsettiği gibi çok fazla hocayla tanıştık. Çok fazla hocadan ders aldık. Onların görüşlerini, doktrinlerini özümsedik. Ve şehir olarak da hem Avrupa hem Asya kıtasında kalan bir şehir olduğu için Avrupalılığı, Asyalılığı karşılaştırma imkanımız oldu. İstanbul dünyada uyumayan şehirlerden bir tanesidir. Hiçbir zaman kapanmayan bir şehirdir. Bu nedenle kendimizi geliştirmek için, yeni şeyler görmek için muazzam bir imkan oldu. Muazzam bir laboratuvar gibiydi İstanbul. Hala da gidip geliyoruz, sevdiğimiz bir şehrimiz. İstanbul Üniversitesi o dönemde henüz vakıf üniversiteleri ve özel üniversitelerin açılmamış olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Türkiye'de yaklaşık 10-15 ya da daha da az 9-10 tane fakültesi vardı. Bunlar içerisinde çok cazip olan bir üniversiteydi. Hocalarıyla çok cazipti. Bugün hala birçok kitabı bizim hocalarımızın kitapları okutuluyor ve biz hocalardan bizzat ders aldık. Rahmetli Bülent Tanör, rahmetli Burhan Kuzu, Erdoğan Teziç, işte Medeni Kürsü'de Tekiner hocalar, Ceza Kürsü'de Ordinal Sürü Dönmezler filan. Biz böyle hocalardan ders almanın çok faydasını gördük. Tabii bizim zamanımıza bir şeydi. Şimdi yeni üniversiteler açıldı. Yeni imkanlar çok fazlalaştı. Ben şu an bizim üniversite adliyemizde çok fazla staj gören hakim savcılarımız var. Onların imkanlarına, onların pratikliğine bakınca şu andaki imkanların daha iyi olduğunu görüyorum. Onlara bir dosyayı verdiğimizde yani yeni başlayan bir aday arkadaşımız bile bir saat içinde çözüp bize getirebiliyorlar. O aslında bunlar bir yıl önce üniversite öğrencisiydi. Şimdi pratik olarak savcılık yapabiliyorlar. Ben şimdiki teknolojinin, bilgisayar teknolojisinin, Google'ın işte anında şeylere ulaşabilmenin çok daha pratik yaptığını düşünüyorum. Biz o zamanımızda her şeyi gidip araştırıp saatlerce, günlerce araştırarak önümüze geliyordu ama şu anda çocuklar saniyesinde o bilgiye ulaşıp daha çabuk pratik çözüme ulaşabiliyorlar. Bu nedenle aslında üniversitenin ya da İstanbul'un değil, kişinin kendisini geliştirmesi çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şu an bizim adliyemizdeki stajyerlerimizin birçoğu İnönü Üniversitesi mezunu ve gerçekten bizi çok etkiliyorlar. Gerçekten bir dosyayı eline veriyorum, en karışık dosyayı veriyorum. Hadi bakalım bunu da yapabilecek misiniz diyorum. Ertesi gün ellerinde flash bellekle savcım hazır diyorlar, karar hazır diyorlar. Bu da gerçekten bizi çok mutlandırıyor, ümitlendiriyor ve üniversite olarak da üniversitesini de buradan tebrik etmek istiyoruz. Şu an bizim adliyemizde 11 İnönü Üniversitesi adayımız var. Sadece Malatya Adliyesi'nde. Bunların diğer illerdekinin sayısını tam bilmiyorum ama arkadaşlardan edin bildiğe göre 40-50 civarı bu yıl kazanan olduğunu duydum. Hakim savcı. Evet, tabii. Hakim savcı ve şu anda 11 tanesi, az önce hatta onlarla biz ifade alıyorduk. İşte bir dosyada ifade alıyorduk. İnanın soruların çoğunu onlar sordular. Ben oturdum. Bunlar bakın birkaç ay önce öğrenciydi sadece. Birkaç ay önce öğrenciydi. Yani üniversitenin İstanbul'un değil, bakın Malatya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi İstanbul'dan çok sonra açılmış ama sayı olaraktan belki İstanbul Üniversitesi ile yarışır düzeyde öğrenci yetiştirdiğini de gördük. Bu anlamda hocalarımıza da tebriklerimizi, teşekkürlerimizi iletmenizi istiyorum. Bu kadar. Evet. Ben bir yaşım vardı. Bunu şunun için sordum. Yani ben de 9 Eylül mezunuyum. İzmir'deydim. İşte öğrencilerden mesela şunu duyuyorum. Yani işte Malatya'da olmak, İnönü'de olmak bir dezavantajmış gibi bahsediyorlar. Ben bazen onlara şunu diyorum. Evet ben İzmir'de okudum ama başımı kaşıyacak zaten vaktim yoktu. Yani o an İzmir değil de Malatya'da olsa aynı şey olacaktı. Çünkü hukuk eğitimi alıyorsunuz. Sizin yapmanız gereken kendinizi geliştirmek. Yani tabii kafayı önünüze alıp her daim ders çalışmak değil ama sizin de dediğiniz gibi teknoloji zaten sizin ayağınıza getirecek her şeyi getiriyor. O yüzden her konumuza soruyorum. Hani bulunduğunuz şehir, üniversite, tabii ki İstanbul Üniversitesi 9 Eylül Ankara'yı tartışamayız, o ayrı. Ama biz de iyi işler yapıyormuşuz anladığım kadarıyla. Evet. Kesinlikle. Ben hatta öğrenci arkadaşlarımıza şunu tavsiye ediyorum. Şu an Malatya Adliyesi'nde 32 tane stajyerimiz var. Hakim savcı stajyeri. Bunların yakalarına yapışsınlar. Gelsinler, öğrenci arkadaşlar adliye gelsinler. Burada bizim stajyerlerimizin toplantı salonları var. Onları bulsunlar. Abla, abi ben de sizin gibi hakim savcı olmak istiyorum ki hakim savcı olmak isteyenler için söylüyorum. Bana bu konuda yardımcı ol desinler. Bizim de gelip odalarımızda dosya çalışabilirler.
Stajyerlerimizle bu süreci çok yakın zamanda geçirdi. Ben 17 yıl önce sınava girdim ama stajyerlerimiz birkaç önce sınava girdiler. Onları kesinlikle rahatsız etsinler. Ben stajyerlerime de söylüyorum. Size hangi öğrenci gelirse sonuna kadar ilgileneceksiniz. Onlar da sizin gibi bir gün meslektaşınız olacak. Siz ilgilenirseniz olurlar diye söylüyorum. Öğrencilerimize tavsiyem Malatya Adliyesi'ni boş bırakmasınlar. Çünkü şu anda çok acayip fazla stajyerimiz var. 34 tane. Bu çocuklar her biri iki kişiye yardımcı 70 kişiler, yaklaşık 70 kişiler Ebru Hocam. Bu da Malatya için 70 hakim savcı demek. Kesinlikle katılıyorum. Zaten birazdan da soracağım biz bu teoriyi pratikte nasıl birleştiririz diye. Ben öğrencilerimi adliyeye ödevlere gönderiyorum. Gidin duruşmaları izleyin, hakimlerle, savcılarla görüşün. Ve daha olumsuz hiçbir geri bildirim almadım. Bütün hakim savcılar hatta işte odalarında çay içirecek kadar ilgilenmişlerdi. Kesinlikle. Hani bu da onları şu an şey yapsın. Bazen korkuyorlar, çekiniyorlar. Özgüven duysunlar, gitsinler. Çünkü orası onların gelecekteki çalışma mekanları, iş arkadaşları. Biz onlara hep meslektaşımız olarak bakıyoruz. Tabii. Bir meslektaşımıza saygısızlık yapamayız. Gelsinler, bu stajyer bolluğunu değerlendirsinler, onu söylüyorum. Yani Malatya, Elbistan, bu coğrafya, ben üniversitede okurken 58 yıl avukatlık yapmış bir büyüğümüze sormuştum. Bana demişti ki Malatya, Elbistan, işte Ügürün, bu coğrafyanın nesi meşhur biliyor musun demişti. Ben nesi demiştim, şeker pancarı falan, hayır demiştim. Kadısı ve müftüsü meşhurdur demişti. Yani bizim coğrafyamızın kadısı ve müftüsü meşhurdur. Hem din adamları çok çıkıyor bizim coğrafyamızdan, hem hukuk adamları. Meşhur olan bir yerden de yetişmesi gereken kadılar ve işte kadı dediğimiz bugünün yargıçları, savcıları. Bu yüzden madem meşhur, Malatya'dan çıkabildiği kadar çok fazla hakim, savcı çıksın istiyoruz. Çok güzel. Şimdi sorulardan devam edelim. Hı hı. Staj döneminizden bahsetmenizi istiyoruz. Her ne kadar 17 yıl geçti deseniz de, çok önemli. Önceki avukat stajı yaptınız mı? Yaptım. Yoksa, evet. Hakimlik savcılık stajına mı başladınız ve bu hakimlik savcılık staj süreci nasıl geçti? Onu da merak ediyorum. Bir de neden savcı oldunuz? Neden hakim değilsiniz? Ben avukat stajını yaptım. Ankara ilinde avukat stajını yaptım. Hatta 2 yıl kadar da avukatlık yaptım. Daha sonra yani ilk avukatlığın ilk yıllarında birçok arkadaşımız da beni anlayacaktır şimdi hukuken. Daha çok icra dosyaları gelecektir önünüze. Kimse size cinayet dosyasını getirip de beni bu dosyada ya da ne bileyim şu şirket dosyalarıma bak demeyecektir. İcra dosyaları da yani çok sizi mutlu eden ya da çok sizi huzurlu eden şeyler değil. İnsanların evine haciz götürmek falan. Bundan dolayı ben 2 yıl yaptıktan sonra bir sınava girmek istiyorum dedim ve hakim savcı sınavına girdim. Yani ben zaten hiçbir zaman hakimlik düşünmedim, savcı olmayı istiyordum. Olaya ilk müdahale eden, ilk olay yerine giden, işte biraz da polisiye filmlerin etkisiyle o zaman çocukluğumuzun, olaya müdahale eden, suçla mücadele eden bir kişi olmak istiyordum. Ve o dönemde sınavı kazandığımda 88 puan almıştım. Hakim ve savcılık seçilebiliyordu dilekçeyle ki hala da öyle bir şey, imkan var. Ben Cumhuriyet Savcısı olmak istiyorum dediğimde, benimle bir arkadaşım daha Cumhuriyet Savcısı olmak istediğini söylemiş. Biz 250 kişiydik de 2 kişi Cumhuriyet Savcısı olmak istiyoruz demişiz. Diğer kalan herkes hakim olmak istediğini söylemişti. Hatta bizi salonda alkışlamışlardı bu iki cengaver arkadaşı alkışlıyoruz diye. Fakat gelinen süreçte şu an talep işte 1000 kişide 800 Cumhuriyet Savcısı talebi var. 200 hakim talebi var. Çünkü artık eskiden şöyle bir inanış vardı. İşte kızlar savcılık yapamaz. İşte bayanlara uygun bir meslek değil falan diye söylüyorlardı. Ama şu aşamada gelinen süreçte aslında daha uygun olan mesleğin Cumhuriyet Savcısı olduğunu ben kendi stajyerlerime de söylüyorum. Hatta şu an 3 stajyerim de bayan ve 3'ü de savcı olmayı çok istiyor. Yani çünkü meslek onların biraz daha ruhuna uygun, biraz daha tiz çalışmasına uygun bir meslek. Ben hep savcı olmayı istiyordum. Suçla mücadele etmek, ona ilk şey yapmak, o heyecanı yaşamak, işte şehirde bir cinayet işleniyor, ilk siz gidiyorsunuz, ilk ifadeyi siz alıyorsunuz. İşte bunlar bana hep şey geldi, cazip geldi. Ama hakimlikte biraz daha olay soğuduktan sonra dosya önünüze geliyor. Sadece evrak üzerinden, evrak okumayla ilgili göreviniz kalıyordu. Ben onun yerine ilk olaya müdahale eden kişi olmayı istedim. Bu nedenle Cumhuriyet Savcılığını seçtim. Hala da mutluyum. Eşim hakim demişsiniz. Eşim 9 yıl savcılık, hakimlik yaptıktan sonra o da savcılığa geçti. O da en nihayetinde doğru yol buldu. Şu an o da kendisi de savcı. Yani yaklaşık 3 yıldır, 4 yıldır da o da Cumhuriyet Savcılığı yapıyor.
O da çok mutlu. Yani hakimlik biraz daha zahmetli ve daha az heyecanlı diyelim. Ben staj yaparken hep savcılarımızın yanındaydık zaten. Savcılarımızı hiç boş bırakmadık. Onlara öfkelendirtinceye kadar hep yanlarındaydık. İşte savcım şunu ne yapalım, şunu nasıl edelim diye sürekli sorular sorardık. İşte olay yerine hep beraber giderdik. İşte Elbistan'da staj yapıyordum. İşte bir cinayet olduğunda ben de hemen olay yerine gidiyordum. İşte stajyer savcıyım sonuçta. Olaya gidiyorduk. CS'de bakıyorduk. İşte kollukla savcının talimat vericilerini falan inceliyorduk. Stajımız, savcı stajı böyle çok dolu geçti. Stajın bir kısmı Ankara'da Adalet Akademisi'nde geçmektedir. Burada daha çok teorik bilgiler verilmektedir. Oradaki teorik bilgilerle bir de tekrar adliyeye gönderiliyorsunuz. Bunları tekrar pratiğe dökün de gelin diye. İşte sonra yine uygulamaya geçiyorsunuz. Sonra tekrar staj akademiye gidiyorsunuz. Yine teori. 2 yılın sonunda da bir sınav ve tayin. Kura ile tayin oluyoruz. Ben eşinizin durumunu bilmiyordum. Şu internetten baktım, sürekli işte savcıyla hakim eşi işte atandılar veda yemeği, hoş geldin yemeği derken. Öyle Evet, o. Ben orada Cumhuriyet Başsavcısıydım orada. Cumhuriyet Başsavcısı olduğum yerde eşimin hakim olması biraz hani şey oluyordu. Ast-üst ilişkisi biraz şey olabilirdi. Sonra ben tekrar savcılığa geçince eşim de savcı olmayı çok istiyordu. Öyle Maraş'ta savcı olduk. Sonra Malatya savcılığı devam ediyoruz. şimdi yeni hatırlatıyorum, 17 yıl geçti deseniz de şimdi hakimlik savcılık sınavlarına nasıl hazırlandınız ki şey çok güzel oldu. Avukat 2 yıl avukatlık yaptım, orada kalmama kararı aldım, ondan sonra hakim savcı oldum dediniz. Sınavlara girdim dediniz. Şimdi sınavlara nasıl hazırlandınız? Önce tavsiyeleriniz neler? Onu öğrenmek istiyorum. Mülakat nasıldı? Yani mülakat denen şeyde aslında ne ölçüyorlar? Niye orada bir mülakat var? Şöyle, hakimlik sınavının yekün bir sınav olduğu için, birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar tüm derslerden, alan derslerinden sorumlu olduğunuz bir sınav olduğu için öyle işte 10 günde 20 günde çalışırım, bu işi üstesinden gelirim diye düşünmemek lazım. En az 3 ay yoğun bir ders çalışma istiyor. Alan olarak şey olarak, ders olarak. Arkadaşlardan aldığım bilgiye göre hala bizim sınavla aynı sınav yapılıyormuş. 70 alan sorusu, işte 30 tane genel kültür, genel yetenek sorusu var. Tabi bu 70 alan sorusunun anayasadan da var, icra hukukundan da var. O yüzden o binlerce sayfa dersi işte 5 gün, 10 gün, 50 günde sığdıramazlar. Güzel bir çalışmayla ama son 15-20 günü tamamen soru çözmeyle geçen bir yoğun bir ders. Dersten başka hiçbir şey olmayan birkaç ay. En az 3 ay, 4 ay. Dersten başka hayatlarında hiçbir şey olmayacak. Çok yoğun çalışacaklar. Başka kafalarına başka bir şeye vermeyecekler. Çünkü dediğim gibi binlerce sayfadan sorumlular. Hep size teorik dersler olduğu için unutmaya çok işte süreler, ne bileyim ben zamanlar, zaman aşımı süreler falan bunlar çok unutmaya yatkın şeyler olduğu için yoğun şekilde çalışıp sonrasında girecekler. Ha, zor bir sınav mı? Bu meslek için çok bir sınav, zor bir sınav değil. Onu söyleyeyim. Yani kazanılabilir bir sınav mı? Evet, kazanılabilir. Ben biraz daha kısa süre çalışmıştım çünkü çok hızlı okuyabiliyorum ben. Kitabı elime aldığım zaman çok hızlı okuyabiliyorum. Hızlı okuma kursu almıştım. Ben toplam 35 gün çalışmıştım ama yeterli mi? Hayır. Eşim 5,5 ay çalışmıştı. Ortalama 5 ay civarında bir süre lazım bu sınav için. Mülakat niye lazım? Şimdi mülakattan arkadaşlar çok tedirgin oluyor ama mülakata katılan üyelerimizin tamamı üst düzey yargıçlar. Hepsi yani hiçbir yerden tepeden gelme kimse yok orada. Tamamı Adalet Bakanlığı'nda bünyesinde hakim savcılık yapmış. Yıllarca hakim savcı ama birinci sınıf olmuş abilerimiz. Biz hep mülakatta şunu düşünürüz. Karşımızdaki yani onların düşüncesi şu. Karşıdaki aday o kürsüye yakışacak konuşma yeteneğine sahip mi? Ondan sonra işte bu şeyle ilgili o izlenimi bize verecek mi? Kılık kıyafetine dikkat eden birisi mi? İşte elinde yüzünde insanları rahatsız edecek bir yara bere var mı? Bunlara çok dikkat ederler. Mülakatta sorulan sorular aslında sizin daha çok konuşmanızı ve hitabetinizi öğrenmeye yöneliktir. Oradaki bir cevaplarınız doğru olup olmadığından ziyade bunu karşıdaki genel müdürlerimize ifade edemediğinize bakarlar. Arkadaşlar sınavı kazandıklarında ben kesinlikle şunu tavsiye ediyorum. Güzel bir kıyafet. Bayan arkadaşlar için söylüyorum. İşte
etek giyeceklerse dizaltı etekler, işte pantolon giyecekse koyu renkli kıyafetler. Çünkü siyah ya da lacivert, ondan sonra kıyılık kıyafet, çorabına kadar her şeyle dikkat etsinler. Çünkü karşıdaki genel müdürlerimiz onları hep bir kürsüde düşünüyorlar. Bu arkadaş kürsüye yakışır mı? Tamamen yani oradaki şeyin amacı, bu arkadaşımız biz hakim savcı yapacağız. O kürsüde bizi mahcup eder mi etmez mi? Yani devletin yargı ayağını mahcup eder mi etmez mi düşüncesinde. O yüzden güzel hazırlansınlar. Özgeçmişlerini çok güzel şekilde karşı. İlk sorulan soru şudur. Hani siz de bana sordunuz, kendinizi tanıtır mısınız? Orada da herkes şunu soracak. Bize kendinizi tanıtır mısınız? İşte kekeme olaraktan kendini tanıtamayan, işte şöyle oldu, ya aslında böyle olmamıştı, şöyle oldu diyen adaya herkes soğuk bakar. O yüzden herkes, ben şu filan tarihte şurada doğdum, şurada işte yaşadım, şu okulu bitirdim, şöyle yaptım, şu üniversite mezunuyum, şu kadar puan aldım diye kendini bir tık ses, üst ses tonuyla tanıtacak. Oradaki amaç sizi tanımak. Referans konusunda arkadaşlar çok takılıyor. Evet, bizim referansım da benim bir Yargıtay, şu an emekli olduğu bir ablamız vardı. Oradaki şey şudur, biz bu genci tanıyoruz, yargı mesleğine hizmetler edeceğine inanıyoruz. Bundan dolayı referansız. Yani amaç budur. Yani hiçbir şekilde işte şuradan geliyor, buradan geliyor arkadaşlar şey yapmasınlar. Yargıdaki işte arkadaşlar büyüklerinden referans olarak onları göstersinler. Biz çünkü öyle yapıyoruz. Bu arkadaşın ailesini ve kendisini tanıyoruz. Bunun da yargı mesleğine çok katkılar sunacağını düşünüyoruz diyerek referans oluyoruz. Referans sistemi de bu şekilde çalışmaktadır. Evet. Teşekkür ederiz. Çok, çok net, güzel açıklamalardı. Şimdi diğer sorum şuymuş. Mesleğinizi severek mi icra ediyorsunuz? Sevdiğiniz ve sevmediğiniz yönleri var mı? Varsa neler? Sizi etkileyen anılarınızdan birkaçını bize anlatır mısınız demişsiniz. Siz mesleği sevdiğinizi zaten söylediniz. Çok severek yapıyorum. Evet. Mesleğimi hala çok severek yapıyorum. Az önce işte stajyer arkadaşlarımızla bir ifade aldık. İşte Malatya'da kendisine bir saldırıda bulunan bir kadının birine şikayetçi olması sonucu başlayan evrakımızı işte neticelendirdik. Şahsı tutuklamaya sevk ettik. Bu beni mutlu ediyor. Çünkü birisi mağdur olmuş. O mağduriyeti gidermek bize görev verilmiş. Bizim bir hocamız vardı, derdi ki sakın beni yanlış anlamayın çocuklarım derdi. Siz Tanrı'nın yeryüzü şubelerisiniz derdi. Biz derdik hocam olur mu öyle şey? Biz nasıl olur? Derdi ki insanlar başı sıkıştığında iki yere müracaat eder. Bir Allah'a, iki adliyeye. O yüzden o anlamda bir benzetme yapıyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın derdi. Şimdi insanlar ya Allah'a havale edecek ya adliyeye havale edecek. Yani bu ülkede üçüncü bir seçenek olmamalı. Bu hanımefendi bize gelmiş, yakınmış, demiş ki benim başıma böyle bir iş geldi. Beni bu mağduriyetten kurtarın. Biz de o şahsı işte dün gece aldık, evine baskın yaptık, aldık. Ondan sonra tüm delillerimizi topladık. O hanımefendiyle ilgili ne varsa hepsini aldık. Parasını gasp etmiş, onları da aldık. Şu işte şahsın az önce ifadesini aldım ve tutuklamaya sevk ettim. Bugün eve gittiğimde çok mutlu olacağım, yine mutlu olacağım. Niye de bir mağdurun gasp edilmiş hakkını iade ettiğimi düşünüyorum. Yani bu güzel bir vazife. Savcılık mesleği, hakimlik mesleği bu anlamda tatmin edici, bu anlamda gurur verici bir meslek. Ben de arkadaşlarıma bir hukukçunun yapabileceği en güzel mesleğin hakim savcılık olduğunu her 17 yıldır söylüyorum. İnşallah da söylemeye devam edeceğim. Muhakkak diğer meslekler de güzeldir. Bizden kaymakamlık da olabiliyor, müfettişlik olabiliyor, işte avukatlık olabiliyor. Ama ben en güzelinin, en onurlusunun hakim savcı olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarıma da çok tavsiye ediyorum. Ana olarak 17 yılda binlerce anımız oldu. Şöyle, mesela Malatya'da bir anım olmuştu. Malatya'ya yeni geldiğimizde bir cinayet olmuştu. Çok pratik bir çalışmaydı aslında. İlk gittik olay yerine, fabrikada bir cinayet. Dedik ki tamam çok güzel, her yerde kameralar var. Biz bu cinayeti çabucak çözeriz. Kameralar var. Tıkladık, kameralar çalışmıyor. Tekrar başa döndük. Ama işte yaşlı bir amca onlarca kez bıçaklanarak öldürülmüş. Başladık işte bu olayı nasıl çözeceğiz, nereden başlayacağız. Sonra katilin girdiği yeri bulduk. Girdiği yeri bulunca, yani bunu şundan dolayı anılarıma kazınmış. Tam 2 gün sürdü. 2 gün boyunca gıdım gıdım ilerleyerek gittik.
Önce katilin girdiği yeri bulduk. Dedi ki burayı, buradaki yani bir hırsız bu giriş yeri, çok küçük bir kapıydı böyle, asla bulamaz. O zaman burayı bilen birisi girmiştir. İşte fabrika işçilerini tek tek bulduk. Tek tek bulunca aklımıza dedi ki ya biz bu şeyi nasıl çözeceğiz? Hangi işçiyle sorun olmuş olabilir? İşçilerin hepsinin kıyafetlerini biraz azalttık üzerinden. Dedi ki yani birisi bıçaklanıyorsa eğer, o da karşılıklı, ona karşılık veriyordur. Tırmalayacaktır. Sonra işçilerin bir tanesinin vücudunda işte tırmıklar vardı. Senin bu başına neden geldi dediğimizde işte çok alkollüydüm, arkadaşlarımla tartıştım falan dedi. Sonra olay yerinde bir kaleci eldiveni bulmuştuk. Biz hemen bu şüphelendiğimiz işçinin annesine sorduk. İşte oğlunuz işte futbol oynar mı? Evet, çok iyi kalecidir demişti. Eldiveni var mı demişti. Aa, buradaydı ama yok demişti. Falan böyle adım 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 gittik. Hatta son ana kadar da itiraf etmemişti. Sonra buraya geldiğinde itiraf etmişti. Bu ilginç bir anımdır. Yine Kırşehir Çiçek Dağı'nda, ismini S.A. olarak söyleyelim. Şu an ölmüş birisi. Bir gün nezarete gittim böyle. Nezarette birisi var. İşte emniyete gidiyoruz biz ara sıra. Emniyete gittiğimizde nezarette birisi var. Dedim sen niye buradasın dedim. Biraz da akıl melekeleri zayıf bir kişiydi. Dedi ki savcı bey dedi, ben Güneydoğu'da çok çatışmaya girdim. Çok fazla kucağımda arkadaşlarımı şehit verdim. Bundan dolayı biraz benim kafam da gitti dedi. Bazen böyle taşkınlık yapıyorum dedi. Çok üzüldüm durumuna. Hemen polise dedim ki bu ne için burada? İşte savcı biraz taşkınlık yaptı dedim ki bakın bu bizim gazimiz. Bunu evine kadar götürün. Bırakın. Tamam dedim. Oncacık olur yani şeyden. Çok da kafa takacak bir mevzu değilmiş dedim. Ertesi gün abisi geldi bana. Dedi ki bizim kardeşimizi dün polisler almış. Ne için almışlar? Dedim ki böyle böyle. Kardeşin işte çok taşkınlık yapmış. Ama dedim gaziymiş. Biz de hani şey yaptı, üzüldük falan. Ne gazi savcı bey, askere dahi gitmedi dedi. Biz bu şahsı tabii evine kadar uğurladık, ağırladık. Bizim de kafa bulmuş o sonra. Daha sonra bu şahsın bir gün eşi emniyete başvurdu. İşte kocam kayıp dedi. Biz aramaya başladık. Şüphelendiğimiz bir durum da vardı. Karısıyla birisinin ilişkisine ondan şüpheleniyorduk. Ben olay yerine bizzat gitmiştim. Adamın evine girdim. Şüphelendiğim adamın. Dedim ki Selahattin burada mı dedim. Bu arada ismini de söylemiş olduk. Selahattin burada mı dedim. Dedi ki yok ama dedi isterseniz tüm evi arayabilirsiniz dedi. Bana tek tek odaları gösterdi. Hı dedim, senden çok şüphelendim. Çünkü her yeri gösteriyor ama, tamam mı? Sonra biz bunu çapraz sorguya aldığımızda evet işte itiraf etti. Selahattin'i işte mezarlıkta vurdum. Şurada işte şuraya gömdüm. İşte silahı şuraya attım diye. Tekrar Selahattin rahmetliyi bulduk. Cenazesini bulduk. Silahı bulduk filan. Böyle bunun gibi onlarca anılarımız var. Ama çoğu hüzünlü anılar, bir kısmı güzel anılar, işte komik anılar. Zaman geçtikçe de çoğu da komediye dönüşüyor zaten. O zamanlar hüzünlü anılardı. Ama mesleğin şu var, bu adrenalinli yaşantımız bizi de, işin açı heyecanlı yaşantımız da bizi de genç tutuyor. Ben 42 yaşındayım, herkes bana diyor ki işte siz henüz daha 5 yıllık savcı gibi duruyorsunuz diye, ama bizim mesleğimiz biraz da bizi genç tutuyor işin açı. Zaten eşim de her zaman işte herkes eşimi de görünce diyor ki ya işte savcı hanım siz ilk görev yeriniz mi? Aslında bu 5. ya da 6. görev yerimiz. Daha da fazla oldu herhalde, ben tam şey yapamadım. Bunun gibi çok anımız var. Anlatmakta bu kadar, şimdi fazla vaktinizi almayayım. Yok estağfurullah. Ben şimdi şeyi merak ettim. Benim yüzüm çok şey... ifadelerim çok değişti. Siz cinayet diyorsunuz. İşte biri birini görmüş şöyle böyle. Hani işselleştirmek demeyeyim de, mesela televizyonda bile izlesem ben ilkidirim yani. Hani, ya şöyle artık işin içindeyiz yani, Malatya'da burada hani ya da herhangi bir şehirde artık melekler yaşamıyor. Yani Malatya'da yıllık 35 bin civarı suç işleniyor. 35 bin suçun içerisinde işte bu sene 20 kadar cinayet vardı. Bunun yanı sıra işte gasp var, tecavüz var, bunlar oluyor. Biz de bu olaylara müdahale ediyoruz. Yani üzerinden de çok zaman geçince artık anıya dönüşüyor. Tabii biraz da soğukkanlı oluyoruz artık. Yani yüzlerce ceset gördük, yüzlerce cenaze gördük, yüzlerce acı gördük. Bunların üzerinden artık biz de daha rahat konuşabiliyoruz. Biraz da biz de şey yaptık, yaşlandık ve meslekte kulağı kesiklerden olduk. Artık bu anlar böyle oluyor. Estağfurullah. Aslında içten ilerliyor. Ben çok sevdim şeyi. Muhabbeti.
Şimdi biraz daha teknik konulara geçelim. Şimdi Cumhuriyet Savcısıyım dediniz. Şimdi Cumhuriyet Savcısı ne demek? Savcılar ne yapar? Şimdi bir de şey var ya, aslında savcı kamunun avukatıdır, yani devletin avukatıdır. Öyle midir gerçekten? Mesela hangi mahkemelerde savcılar olur? Mesela cezaya gidiyoruz, orada bir üç kişiyi görüyoruz, beş kişiyi görüyoruz, orada oturuyorlar. Kaç tane savcı olur mesela ağır cezada ya da ne bileyim her yerde bir tane mi? Evet. Yani savcı kamunun avukatı mı? Savcı kamu adına hareket eder. Evet. Kamu adına sanıkları kovuşturup mahkeme önüne çıkaran kişidir. Ancak avukatı mı dersek çok doğru olmaz. Çünkü savcının bir özelliği şudur. Sanığın lehine de olan delilleri toplar. Aleyhine olan delilleri de toplar. Yarın mesela ben duruşmaya çıkacağım. Açtığımız davalar vardı. Bugün önüme geldi. İki tanesine beraat isteyeceğim. Çünkü gelinen aşamada o suçu işlemediği anlaşılmış. Ama ben kamu avukatı olsam habire ceza isterim. Bunu cezalandırırım. Ama aldığım beyanlar, işte ne bileyim alınan bir teknik raporlara göre, işte adli tıp raporlarına göre sanığın suçu işlemediği sabitse bu sefer de diyoruz ki sanık lehine şunlar da oluşmuştur. Biz bu sanığın beraatını istiyoruz diyoruz. Bu sefer kamu avukat değil, bizim görevimiz şudur. Suç işleyen şahıs gerçekten suç işlemişse hakim önüne çıkarıp onun ceza almasını sağlayacağız. Gerçekten suç işlemişse. Suç işlememişse avukatıyla birlikte onu hakimden tekrar normal hayatına göndereceğiz. Yani tam bir avukatlık değil de teknik olaraktan bu şekildedir. Savcı bizde şu anda asli ceza mahkemelerinde ve ağır ceza mahkemelerinde duruşmalara çıkıyor. Her duruşma salonunda bir savcımız olur, bir hakimimiz olur. Ağır cezada o sizin gördüğünüz üç heyet, üç tane yargıç, bir de Cumhuriyet Savcısı vardır. Yargılamada Cumhuriyet Savcısı sürekli mütalaasını bildirir. İşte şunun yapılmasını talep ediyorum. İşte sorular sorar. Sana kafasına takılan ya da hakimin belki gözden kaçırma ihtimali olan soruları sorar ve zapta geçirmesini sağlar. İşte keşif yapılırsa keşif yapılmasını ister, sanığın tutuklanmasını ister, tutuklanmasını ister. Talepler, talepler, talepler. En sonunda da sanığın cezalandırılmasını ya da beraat etmesini ister. Hakim de buna göre karar verir. Yani tek bir savcı oluyor. Ha, iki savcının görevlendirilmesi de sıkı sakınca var mı? Bazen duruşmalarda iki savcının da çıktığı olabilir. Çok toplu dosyalarda ya da zor dosyalarda. Ancak şu an için asli cezalarda bir savcı, arz cezalarda tek savcı, bir savcı olmak üzere duruşmalara çıkılmaktadır. Yaklaşık 4 yıl kadar duruşmalardan savcı asli zarara duruşmalara çıkmadı. Sonra en son çıkan yasayla birlikte tekrar çıkmaya başladık. Şu an hem asli zararda hem arz zararda Cumhuriyet Savcısı görev yapmaktadır. Teşekkür ediyorum. Şimdi orada bir nüans yakaladım. Dediniz ki eşim hakimdi, ben başsavcıydım. Orada bir hiyerarşik bir durum vardı dediniz. Ben onu merak ediyorum. Şimdi bir adliyenin başsavcısının, hakimlerin diğer savcılar üzerinde bir hiyerarşisi var. Onu öncelikle öğrenmek istiyorum. Siz de onu söylediniz, onun üstünde durmak istedim. Başsavcı ne? Öncelikle onu sorayım. Bu üçüncü derece, ikinci derece, birinci derece, hani hep ondan bahsediyoruz ya, bunlar nedir? Onu öğrenmek. Şimdi benim saydığım sizin 2, 4, 6, 7 tane tayininiz olmuş. Şimdi bir ilçeden bir ile tayin olmak kaç yıl alıyor, ne kadar alıyor? Sürekli bir tayin durumu mu var bu derecelerden ötürü? Bu mesleki adaptasyonunuzu etkilemiyor mu? Bir de bu aile hayatınızı etkilemiyor. Yani baktım 2 yılda bir tayin durumunuz olmuş. Bu arada hem dekanım geldiler, hem dekan yardımcım geldiler. Bünyamin Hocam hoş geldiniz. Dekanımız burada. Merhaba hocam. Hocam İyi akşamlar. Ya kusura bakmayın, ben internetin azlığına uğradım. Takriben 15 dakikadır katılmaya çalışıyorum. Eve geçmek zorunda kaldım. Oradan da dahil olmaya çalıştım, bir türlü olmadı. Savcı Bey hoş geldiniz. Çok hoş teşekkür bulduk. ederim. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun, saygılar sunuyorum. Estağfurullah. Saygılar bizden. Lütfen buyurun efendim. Hazır Hanım buyurun. Şimdi şu derece konusundan başlayalım. Aslında bizde 3-2-1 diye değil, 8'den geriye gelen bir derece sistemimiz var.
8'den 1'e kadar bir sistemimiz var. Yeni başlayan savcı ya da hakim 8. dereceyle başlar. Yalnız diğer memurlardan farklı olarak biz 2 yılda bir terfi ederiz. 1, 2 diye de 8'e 1, 7'ye 1, 6'ya 1 diye devam eder. Ve yaklaşık eğer yüksek lisansınız varsa 10-11 yıl sonra 1. sınıf ayrılırsınız. Bizdeki işte mesleki olaraktan 1. sınıf olmak hem özlük hakları bakımından hem maaş farkları bakımından bambaşka bir şeye geçersiniz. Sisteme geçersiniz. 2 yılda bir sizin önünüze gelen işin %80'ini işte %90'ını çıkararak terfiler yaparsınız. İşte bizde A, B, C diye terfi sistemleri var. A terfiler içerisinde adiyen terfi deriz biz. İşte B terfi tercihen, C mümtazen. Bizdeki terfilerin en üstü C terfidir. Ben hatta ilk mesleğe başladığımda savcılar bir bakmıştım hep A terfi diyor. Allah Allah ne kadar başarılı diyordum. Aslında tam tersi C terfi bizde başarı demek. C terfiyle terfi edersiniz. 2 yılda bir terfi sistemiyle gelirsiniz. Ta ki 1. sınıfa ayrılıncaya kadar. 1. sınıfa ayrılmada tüm 10 yıllık görev şeyiniz, evraklarınız incelenir. Hakkınızda herhangi bir soruşturma yoksa 1. sınıfa ayrılmanıza karar verilir. 1. sınıfa ayrılmış olmakla artık özlük haklarınız çok değişir. Maaşınız değişir. Ondan sonra sizinle ilgili bir suç işlendiğinde artık mesela şu anda Malatya'da bir savcı 1. sınıf değilse, suç işlemişse işte Elazığ'daki bir mahkeme bakıyorken ben diyelim bir suç işledim. Benimle ilgili suça Yargıtay bakacak. Yargıtay hakim savcılar bakacak. İşte bundan dolayı özlük haklarında da bu bir güvence anlamına geliyor. Daha etkin hakim savcılar tarafından soruşturma anlamına geliyor. Yine maaş olarak birinci sınıf bir savcıyla birinci sınıf olmayan bir savcı arasında yaklaşık 8-9 bin lira maaş farkı vardır. Yani orada bayağı bir fark oluyor. Ben hemen öğrencilerimize şunu tavsiye ediyorum. Bir önce yüksek lisans başlatın. Evet. Yüksek lisans bizde bir yıl önce, doktora da bir yıl önce terfi demektir. Bu da kendi dönem arkadaşlarından bir yıl önce birinci sınıf ayrılır. Bu da işte kısa bir çarpma hesabıyla bulunabilir ne kadar fark edilebileceği. Ondan sonra başsavcılık şeyine gelince, başsavcılık meslektaş arasında işte bilgisiyle, tecrübesiyle temel etmiş abilerimizin bir adliyeye başsavcı işte HSK tarafından atanmasıyla olunur. HSK tarafından atanır. Buradaki başsavcılığın şeyi savcılar arasında savcıların bir üst amiri konumundadır ve eşgüdümü sağlar, adliyeyi temsil eder, adliyenin amiridir. Ancak hani hakimlerle bir ilgisi var mıdır başsavcılığın? Yoktur. Hakimlere çok durumuna müdahale etmez. Hakimler daha çok direkt HSK'ya bağlıdır. Bizim de burada şeyimizde normalde tüm Malatya'daki dosyalar başsavcının dosyasıdır. O biz yardımcılar olaraktan bize dağıtır. Tevzi edilir. Şu an adliyemizde 30 küsür savcımız var. İşte cezaevi savcılarımız var, terör savcılarımız var, infaz savcılarımız var, genel tevzi savcılarımız var, çocuk savcımız var, kadın aile şiddet savcımız var, uzlaşma savcımız var. Bunların hepsinin görevleri ayrı. Bu iş bölümünü başsavcı yapar. Serkan savcı şuna bakacak, Ahmet savcı buna bakacak diye bir iş bölümü yapar ve biz bir o iş bölümüne göre çalışırız. Bizim üzerimizdeki şey budur. Aynı zamanda dışarıda adliyeyi temsil eder. Tüm ödeneklerin harcamasını harcama yetkilisidir. Törenlerde bizim adliyemizi temsil eden kişidir. O şekilde de başsavcılık. Ben de yaptım şey olarak da. Çok zahmetli bir meslektir. Onu da şey yapmak lazım. Yani o yüzden o zahmeti göze alacak abilerimiz tarafından yapılıyor zaten. Ben şu anda Malatya Başsavcımız da çok zor bir görevde. 40 tane savcının üzerinde işte onların eşgüdümünü sağlıyor, adliyeyi temsil ediyor. İşte bu kadar dosyaları hemen hemen çoğunu görüntüsünü yapıyor. Biz mesela davayı açıyoruz. Bütün davaların açılan davalar bir de başsavcının önüne gidiyor. O da bir görüyor. Olmuş mu olmamış mı diye. Şimdi biz kendi dosyalarını incelerken o 40 tane savcının dosyasını inceliyor. O yüzden zahmetli ve meşakkatli bir görev ama atanması HSK tarafından, alınması HSK tarafından yapılan bir görev. Evet. Şimdi oraya da yazmışız diğer soru. Aslında demin sanki biraz cevapladık ama bu savcılarla hakimlerin kürsüde aynı yerde oturması... İşte aslında savcılar tam avukatıdır, niye hakimlerle aynı yerdeler, avukatlarla aynı hizada olmalılar gibi bir tartışma var. Şimdi onu da bir görüşünüzü kısaca alayım, diğer soruya geçelim. Yani
Ben hiç mesleğin o şeyine hiç bakmadım. Nerede oturduğuma bakmadım. Esasında yaptığımız işi kanun zaten çok ayırt etmiş. Avukatın görevi budur, hakimin görevi budur, savcının görevi budur. Yani ben tavanda otursam ne, yerde otursam ne, benim vazifem bu. Hakimin görevi bu. Yani yukarıda oturmak, aşağıda oturmak hiç takıldığım bir mevzu olmadı. Ancak bu ülkemizde 10 yıllardır süregelen bir tartışma. Avukatlar bizi de yanlarında istiyorlar. Yani biz onların yanına inebiliriz ya da onlar bizim yanımıza çıkabilir. Bizim için çok sorun değil. Önemli olan oradaki sanık ya da işte şüpheli dediğimiz kişinin suçluysa cezasını alması, suçsuzsa beraat etmesi. Tek önemli olan şey bu bize göre. Oradaki tartışmanın aslında temelinde şu avukatlık mesleğinin itibariyle ilgili bence bir sıkıntı var. Onu da oraya, bu da oraya yansıyor yani. Evet. Avukatlarımız biraz biz de orada olmak istiyoruz diyorlar. Bekliyoruz. Gelirlerse yerimiz var. Şimdi savcı olarak elinizde bazı yetkiler var. Bunlar neler? Öncelikle onu öğrenmek isterim. Ben mesela Orhan Usta'ya da sordum. Yani şimdi bir sürü şey anlatıyorsunuz. Yani cinayettir, işte yani hani deriz ya toplumun bütün pisliği aslında oraya akıyor. Mesela can güvenliğinizi nasıl sağlıyorsunuz? Ya da böyle bir tedirginliğiniz var mı? Can güvenliğimizi nasıl sağlıyoruz? Tersten gelelim yine. Can güvenliğimizi Adalet Bakanlığı bize istediğiniz zaman silah almamız konusunda çok yardımcı oluyor. Bizim bir silah alışımız 3 tane resim bir de dilekçeye bağlı. Normal bir vatandaş çok zor silah alırken biz işte hemen çabuk alabiliyoruz. Ondan sonra tehdit ya da işte çok zorlu terör dosyalarına baktığımız zamanlar her zaman korumalarımız oluyor. Yakın koruma devlet tarafından verilen polis memuru oluyor. Şu an adliyemize de bir sürü arkadaşımız. Bundan dolayı koruma kararlı arkadaşımız var ve yanlarında polislerle geziyorlar. Korumaları var. Ondan sonra koruma konusunda yani bu kadar başka bir şeyimiz yok. İşin açığı. Kendi kendimizi koruyoruz. Bir de eğer çok sıkıntılı bir süreçteysek devletten polis talep ediyoruz. O da geliyor. Şu anda yanımızda yine birçok koruma polisimiz var. Diğer soru neydi acaba? Onu şey yapamam. Elinizdeki yetkiler neler? Hani savcı. Ha, çok önemli. Tamam, orası çok önemli. Şimdi bakın az önce bir olaydan bahsettim. Dedim ki az önce bir ifade almadan geldim. Mesela dün akşam ben bir şahsın evine bir araba dolusu polis gönderdim. Bu şahsı en önemli hakkın elinden aldım. Neydi o? Özgürlük. Kelepçeyi taktım. Nezarete gönderdim. Evinde arama yaptım. Düşünebiliyor musunuz? Hatta bir şeye de çok güldük. Ya dedi eski nişanlımın dedi bir kimliği vardı. Onu dedi aylardır bulamıyorduk. Polisler buldu dedi. Arama kararı verdiğim için polisler onu da bulmuşlar. Evdeki en ince şeye kadar çünkü aradığımız şeyler küçük bir dijital materyal da olabilir. O kimliği de buldular sağ olsunlar dedi. Bizim arkadaşlar öyle bir şeyle gidermişler. Yani bir Cumhuriyet Savcısı'nın elindeki yetkiye bakar mısınız? Birinin hürriyetini kısıtlayabiliyorsunuz. Aslında çok korkunç bir güç. Bugün bakarsanız bütün devlet hiyerarşisinde böyle bir güç başka kimsede yok. Alın bunu gözaltına dediğinizde polis hemen gözaltına yapıyor. İşte işlemleri başlatıyor, arama yapıyoruz. Onun özel hayatına giriyoruz, gizli hayatına giriyoruz. Her şeyini didik edip araştırma yapıyoruz. Şu anda da mesela o adamın tüm telefonları, bilgisayarları, işte 15 kadar hard diski, flash belleği, CD'leri tamamı her şey elimizde ve onun tüm özel hayatını görebiliyoruz. Ha biz bunun sadece suç olan kısmına bakacağız. Diğer kısmı bizi ilgilendirmiyor. Özel hayatı bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz bu mağdur kadının bahsettiği suçla ilgili olan envanterleri alacağız. Geri kalan bizi ilgilendirmediği için onları imha edeceğiz. Ancak yetkilerimiz işte olayın olmasıyla başlıyor. Şüphelinin cezaevine girip infazı cezaevinde tamamlanıp dışarı çıkıncaya kadar devam ediyor. Bugün şu anda bir polis diyelim ki bir olayında hırsızlık oldu. Polis hemen savcı beyi arıyor. Sayın savcım işte şu şu adreste bir hırsızlık olmuş. Talimatlarınız nedir? O da diyor ki olay incelemesi çağırın, şüpheli işte araştırması yapın, kamera incelemesi yapın. Ondan sonra mağdurun beyanını alın, parmak izi incelemesi yapın. Yapın, 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 şüpheliyi bulun. Bunların hepsini savcı talimat olarak polisine veriyor. Polis bunları araştırıyor, şüpheliyi tespit ediyor, alıyor gözaltına, getiriyor önümüze. Bunu işte ifadesindeki ya da işedeki elimizdeki delillere göre tutuklamaya veya işte adli kontrole sevk ediyoruz veya serbest bırakıyoruz. Bunun gibi
işte bir kısım araçlara el koyma yetkisinden tutun, işte cep telefonlarını kısıtlama yetkisinden tutun, birçok kanunda tanımlanmış ve şu anda da kullandığımız yetkilerimiz var. Bir de hemen şunu ekleyeyim. Biz tabii ki savcılarımızın, hakimlerimizin iyi insanlar, merhametli, vicdanlı insanlar, görevini kötüye kullanmayacağını düşündüğümüz insanlar olduğunu, öyle olduklarını düşünüyoruz diyelim. Peki bu yetkiler kötüye kullanılırsa ne olur? Yani PSK mı bakar? Evet. Bu yetkilerin kötüye kullanılması durumunda Hakim ve Savcılar Kurulu'nun Teftiş Kurulu Başkanlığı var. Orada HSK müfettiş ve baş müfettişlerimiz var. Onlar hemen olayı duyar duymaz zaten hem oradan bizim dosyalarımızı görebiliyorlar. Mesela benim bugün işlediğim dosyayı istediği an oradan Ankara'dan açıp bakabilir savcı bey ne yapmış ne etmiş diye. Hem oradan dosyamızı görebiliyorlar hem de çoğu zaman da uçağa binip geliyorlar burada. Yerelde soruşturmasını yapıyorlar. Olayı aydınlatıyorlar. Yani bu şekilde savcıların yetkileri sonsuz ve sınırsız değil. Bizim üstümüzde de müfettişlerimiz var. HSK var. Bununla ilgili tüm tedbirleri almakla da yetkileri var. Bu konuda da Teftiş Kurulu Başkanlığımız sürekli bu şikayetleri değerlendirmekte. Eşinizin hakimlikten savcılığa geçtiğini konuştuk. O süreç nasıl oldu? Nasıl oluyor? Ya ben son dediğinizi anlayamadım. Sesiniz kesildi. Şu an hakim olabilir misiniz? Savcılıktan hakimliğe geçebilir misiniz? Nasıl oluyor? Şöyle, HSK her yıl belli bir oranda hakim savcılığa geçişe müsaade ediyor. Yaklaşık işte 50 kişi kadar. İşte arkadaşımızın işte sağlık sorunları vardır, o mesleği yapamayacak durumdadır. Hakkında işte şikayet vardır, o mesleği yapamayacak durumdadır. Ya da başka ailevi mazeretleri vardır. Ben hakimlik yapmak istiyorum, savcılık yapmak istiyorum mazeretlerini bildirdiğinde kararnameyle birlikte işte birçok arkadaşımız görevini değiştirebiliyor. Yani sonuçta aynı hukuk fakültesinden mezunuz, aynı stajdan geçtik. Belli bir şeyden sonra hakimliği rahatça yapabiliyor. Benim eşim de 9 yıl hakimlik yaptı. Yaklaşık 4 yılda da savcı. Yani o geçiş kısıtlı bir şey ama isteyen herkese değil de bu mazereti olan herkes için geçer. Onu da öğrenmemiz iyi oldu. Şimdi bir hukuk fakültelerinin sayılarının ve kontenjanlarının artması ile ilgili bir şey soracağım. Çünkü avukat sayıları artıyor, hakim savcı alımları şu an muntazam ama bunun da düşeceği söyleniyor. Bu mesleği nasıl etkileyecek? Bu birinci sorum. İkinci sorum da bu hakim ve savcı yardımcılığı kurumu konuşuluyor reformlar çerçevesinde. Eğer bu kurum gelirse yardımcılık kurumu, sizce iş yükünü azaltacak mı ve liyakatı arttıracak mı? Yani nitelik artacak mı? Fakülte sayısı şu an tam son sayıyı ben de bilmiyorum ama ben üniversite okurken yaklaşık 10 civarındaydı. Şu an herhalde 100 civarında ya da daha fazla olabilir. Ama şu da var. Benim hukuk fakültesi okuduğumda Malatya'da savcı sayısı 7-8'di. Şu an 40 civarında. İşte eskiden ihtiyacımız 8 taneydi. Şu an gelinen aşamada 40 tane savcı zar zor yetişiyoruz. Tüm illerde aynı şekilde. İş yüküyle birlikte işte yeni müesseseler açılmakta. İşte uzlaşma savcılığı geldi. Aile savcılığı ayrı bir savcılık oldu. Çocuk savcılığı ayrı bir savcılık oldu. Bunların ayrı soruşturmalar yapılmaya başladı. Bununla birlikte sürekli bizim de kontenjanımızı artırmamız gerekiyor. Bize de tabii ki yeni şeyler gerekiyor. Hukuk fakültesinin kontenjanlarının artırması ile ilgili evet bize de biraz geçenlerde birkaç üniversite mezunu yine benim odama geldiklerinde ben o üniversitede hiç ismini duymamıştım. Yani bana iki tane üniversite söyledi hala da şu anda anımsayamıyorum. Yani bana dedi ki şu üniversite mezunuyum. Ben hiç duymadım öyle bir üniversiteyi. İstanbul'la Tekirdağ arasında bilmem nerede dedi, bilmem kaçıncı kilometrede bir bina dedi. Yani bu bizim çok hoşlandığımız şey değil. Böyle köklü üniversitelerde olmasını istiyoruz. Yani çünkü yeterince hocamızın olmadığını biliyoruz. Yeterince şeyin bu konuda hukuk şeyinin yeterli olmadığını biliyoruz. Avukatlık konusunda ve de hakim savcı konusunda yine sizin üniversitede tez ederek söylüyorum. Evet bazı adayları görüyoruz. Biz hiç gerçekten avukat adayları geliyorlar böyle yeni başlamışlar mesleğe. Baştan sanki yeniden mesleği anlatmak zorunda kalıyoruz. İşte yapması gerekenleri anlatmak zorunda kalıyoruz. Hala bize hocam diye hitap ediyorlar. Avukat olmuş ama geçen başıma geldi.
İki avukat arkadaş bana sürekli hocam diye hitap ediyordu. Yani üniversite öğrencisi gibi hissediyor kendini. Bu da daha, o henüz daha o şey eğitimini tam alamadığı, işte ne bileyim henüz daha mezun olamadığı anlamına geliyor. Hakim savcı yardımcılığı konusuna gelince ben de destekliyorum. Çünkü yaşla birlikte çok, ya mesleğimiz biraz olgunluk isteyen bir meslek. Ben şimdi ilk başladığım zamanki kararlarımla şimdiki kararlarım arasında çok farklar var. Geçenlerde bununla ilgili hemen bir de örneklendireyim. Stajyerlerimle bir ifade alıyoruz. İstedim ki stajyerlerim de gelsin, bu adamın ifadesini beraber alalım. İfade alırken stajyerlerime döndüğümde hepsinin gözleri dolmuştu. Bunlar bizim stajyerlerimiz. Çünkü niye? Adam çocuğunun işte lösemi olduğundan bahsediyor. Bunu işte şundan, çocuğunun hasta olduğu için tedavi için yaptığından filan bahsediyor. Ben kafamı stajyerlerime çevirdim. Hepsi çok üzülmüşler. Yani dedim ki çok üzüldünüz değil mi dedim. Evet çok üzüldük, yazık savcım dedi. İşte çocuğu da lösemiymiş. Yalan söylüyor dedim. Bakın bu adamın tam 250 tane suçu var. Suç kaydı var. Önüne geleni böyle kandırıyor. Herkese ayrı bir hikaye anlatıyor. Sonra dosyalarını bir gördüler. 250 tane suç kaydı var. Düşünebiliyor musunuz? Yani hemen her gün bir suç işlemiş bir adam. Fakat gençlikle birlikte hemen duygulanıyorsunuz. İşte onun lösemili çocuğuna çok üzülüyor falan. Ama ben mesela böyle bakıyorum. Çünkü niye? Onun yalan söylediğini artık yılların tecrübesi anlıyorum. Ha, tamam diyorum, sen anlatma masalını, biz dinleyelim. Ama onlar daha henüz çok gençler. Ve onun masalına inandılar. Ve söyledim dedim, inandınız mı? Evet tabii, çok inandırıcı dediler. Dedim, herkes size gelip sonuçta böyle yapacak. Gelip size insanlar evet benim suç işledim demeyecek. Yardımcılıkla birlikte bizim de görevimiz, işimiz azalır mı? Evet azalır. Çünkü yine biz onlara dosya tevzi edeceğiz ama yine yarım yarıya, yarı dosyaya o bakacaktır, yarı dosyaya biz bakacağızdır. Bence kanun, yani buradaki savcı yardımcıdaki amaç, kanun koyun amacı onların yaşla birlikte biraz daha olgunlaşmasını sağlamak. Yoksa özlük hakları bakımından yine hakim savcı olacaklar, yine maaşları aynı olacak. Ama sadece yardımcılık konusunda sorumluluk bir üst yanındaki savcıya olacak. O savcı da onu kararlarında işte şunu şöyle yaparsan daha güzel olur gibi bir yardımcı olacak. Biz o anlamda ben kendi şahsi fikrimi destekliyorum. Çünkü hem onların yaşlarıyla birlikte yanımızda beraber işte çalışıp onların olgunlaşmasını, tecrübe kazanmalarını sağlamak için bence münasip olduğunu düşünüyorum. Çünkü genç arkadaşlarımız çok fevri kararlar da alabiliyor gençliğin şeyleri. Çünkü şu anda benim stajyerlerim 97-98 doğumlu. Ben o tarihte üniversite okuyordum. Yani hatta stajyerimin bir tanesi, babası ya da annesi benden küçüktü yani, o şekilde şey yaptım. Daha çocuk henüz bizim için. Biraz büyümelerini isterim. Birkaç sene böyle bir hakim savcının yanında mesleği öğrenip hem tecrübe kazanıp hem şey yapıp olgunlaşıp daha güzel kararlar, daha mesleği güzel yerlere taşırlar diye o anlamda istiyorum işin açıkçası. 97 deyince böyle 97 model araç böyle aklımda, ama onlar büyüdüler, hakim savcı oldular. Ben avukatlık stajı Malatya Barosu'nda yapmıştım 2009-2010 yıllarında. İlk zaten ilk şeye savcılığa gidiyorsunuz ya. Benim orada Müzaffer Sayın diye bir savcım vardı. Bizim başsavcımız, evet. Böyle güzel bir insan oldu ama çok enteresandı. Böyle çikolata tutardı, polonya tutardı. Böyle işte anlat oğlum, anlat kızım, rahat olun. Hani bir de böyle gidiyorsunuz ilk hevesle. Bana şey demişti, kendini geliştirmeni çok isterim, muhakkak dil öğrenmeni isterim, yüksek lisansına, doktoruna devam et. Bu bir bana savcım söylüyor, yani ben orada stajyerim, avukat stajyeriyim. Muhakkak o alanlarda kendini geliştir demişti. Hani benim de kafamda vardı, ben 2010 yılında zaten yurt dışına çıktım eğitimim için. Böyle annem noterlik belgemi almaya gittiğinde onu çok iyi karşılamış, çok sevinmiş, iyi ki demiş gitmiş. Ha, bu mevzuyu nereye bağlayacağım? Şimdi bir hukukçunun evrensel değerleri taşıması için neler yapması gerekir? Mesela öğrencilerimiz de onu çok, ben de öğrenciyken işin açısı, dili niye öğreneyim ki zaten Türkiye'de hukukçu olacağım. Daha sonra öğrendim yani bir şekilde. Şimdi genç hukukçulara bu konuda tavsiyeleriniz neler? Yani hakim savcı oldum, tamam işte maaşım yatacak, ben işte iki yılda bir tayinim olacağım, işte süreç böyle ilerleyecek mi, yoksa işte benim Muzaffer Savcım gibi kendini geliştirmelisin, bak şunu da yap, şunu da yap. Ne dersin? Evet. Şimdi öncelikle çok şanslısınız. Muzaffer Sayın meslekte bir nezaket abidesi, bir markadır. Şu anda Yargıtay üyesi, benim de başsavcımda. O çikolata tutması, işte siz oturuncaya kadar yerine oturuyor.
olması onun nezaketli bir markadır bizim meslekte. O anlamda çok şanslısınız. Şimdi dil konusuna gelince, şimdi bizim bir kere meslekte dilin artık o kadar çok ihtiyacımız var ki, çünkü bizim bir de taraf olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Şimdi ve burada Türkiye maalesef birçok dosyayla yargılanan bir ülke ve burada aleyhimize birçok karar çıkabiliyor. Bununla ilgili inanın şu an bizim orada bizi savunacak tetkik hakimi açığımız çok fazla. Şimdi mesela dil öğrenen arkadaşlarımızın bizdeki şeyi şudur. Mesela hakim, savcı, dili var. Bir bakarsınız tayiniz Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'ne çıkar. Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü bizim dış Adalet Bakanlığı'yla tüm bağlantımızı sağlayan genel müdürlüğümüzdür ve çok iyi dil bilen arkadaşlarımız hep orada görev yapar. Bizi işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde işte birçok yurt dışı mahkemelerinde onlar temsil ederler. Sürekli yurt dışı seyahatlerinde işte yargılamalarında hep onlar oradadır. Tabii onların yaşantıları, özlük hakları işte mesela bizim şu an iki arkadaşım Strasbourg'da yaşıyor. Orada yaşıyor. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin hakim savcısı. Orada Türkiye heyet olarak görev yapıyorlar. Duruşmalarda Türkiye'yi savunuyorlar. İşte ona göre savunmalar hazırlıyorlar. Tabii ki dil öğrensinler. Siz işte meslek hayatınıza birkaç yurt dışı seyahat sığdırırken onların hep hayatı yurt dışında geçiyor. Güzel yerlerde geçiyor. Daha iyi ekonomik şartlarda geçiyor. Onların maaşları hep euro ile hesap edilip hesaplarına yatıyor. Ben işte oraya gittiğimde onların yaşantılarına hep baktığımda çok özenmiştim. Hep şu hatam da vardır. Ben sıkı şey çektiğimde göre yaparken bu kişileri genel müdürümüz beni arayıp beraber İngiltere'ye gidelim demişti. Ben gurbet diye çok kabul etmemiştim. 2 yıl dil eğitimine gidelim demişti. O benim çok büyük hatamdır. Şu an o dili öğrenip işte 2 yıl boyunca dili öğrenip şu an Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nde ülkemizi temsil etmek gibi bir görev varken yani yine çok şükür Malatya'dayız, güzel yerdeyiz, o ayrı bir şey ama o ülkeyi temsil etmek, ülkeyi orada savunmak, ülkeyi o güçlere karşı savunmak bana göre daha ayrı bir gurur. Keşke o dili öğrenseydim. Şu an bizde dili olan hakim savcılar bizden çok öndedir. Yani bizden bile şu an önde başlar. Hemen çünkü Avrupa Birliği Genel Müdürlüğümüz hangi hakim savcı nerede? Şırnak'ta bir bakarsınız hemen hop bir hafta sonra tayini çıkar Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'ne. Çünkü ona orada ihtiyaç var. Oradan bir bakarsınız Strasbourg'da bir bakarsınız Hollanda'da bir bakarsınız işte adli müşavirlerimiz var bizim Türkiye'de birçok yerde. Oralarda görev yapacak kişinin tabii ki dil bilmesi lazım. Dediğim gibi kesinlikle Muzaffer Başsavcım da çok doğru tavsiyede bulunmuş. Biz arkadaşlara en az 2 dil diyoruz. Yani bir dil de değil, 2 dil. Yani çünkü artık dil öğrenmek çok kolay. Yurt dışına gidip orada eğitim almak çok kolay. Bizim zamanımızda aileler bundan haberi yoktu ama şu anda her aile biliyor İngiltere'de dil eğitimini alınabildiğini. Her aile biliyor işte nerede nasıl bir şey alınabildiği. Ekonomik olarak da çok artık yorucu şeyler de değil. Masrafları da değil. Ben mesela şu an küçük bir kızım var. 1-2 yıl sonra İngiltere'ye göndereceğim ve aile yanı dil eğitimi için oraya göndereceğim. Çünkü artık dünya küçük bir köye dönüştü ve bu dile çok ihtiyacımız var. Bizim de meslek olarak ayrıca ihtiyacımız var. Çünkü ülkemiz birçok alanda her ülke gibi yargılanıyor. Ve biz bunun taraf olduğumuz sözleşmeler ve biz bu yargılamaları kabul etmişiz. Ama bizim de savunacak kişilere ihtiyacımız var. Bu da karşıdaki yargıçlara dilinizi anlatacaksınız. Yani sonuçta o dile çok ihtiyacımız var. En az İngilizce yanında artı başka bir dil. Kesinlikle öğrensinler. Şu an benim 2 dil, 3 dil, işte 1 dil çok iyi bilen arkadaşlarım tamamı çok güzel yerlerde görev yapıyorlar. Hem hakim savcı ama aynı zamanda işte bir yerde adli müşavir. İşte Türkiye'yi temsil ediyor. Yani bunu bir nevi konsolos gibi ya da işte adli müşavirin temsilcisi gibi ülkemizin adliye temsil konsolosu diyelim onu öyle şekilde. Öyle çok güzel görevdeler. Kesinlikle arkadaşlarımıza da bunu tavsiye ediyoruz. Dil öğrensinler, kendilerini geliştirsinler. Dediniz ya ben şeyin pişmanlığını yaşıyorum. 2 yıllığına gidecektim. Bunu size Adalet Bakanlığı mı sağladı? Her hakime sağlıyor mu? Her hakime dil eğitimi alabilir mi? Siz talep ettiğiniz zaman bakanlık sizi ön bir mülakat gibi bir şey alıyor. Evet bunda bir yeteneğiniz varsa evet tamam diyor sen kabul ediyorum diyor. Aynı bize de kaymakamlar gibi yurt dışı dil eğitimleri var. Yurt içinde de var, yurt dışında da var. Yani ben İngiltere'de görmek istiyorum, işte Fransa'da görmek istiyorum derseniz oraya gönderiyor. Yok efendim ben Türkiye'de yaşamıyorum. Birçok üniversitede anlaşmaları var Adalet Akademisi'nin ve bakanlığımızın. Orada da alabiliyorsunuz. Yeter ki ben bu konuda
isteğim vardı yani o konuda bakanımız yardımcı oluyor. Bu konuda öğrencilerimizden sorular gelmişti. İşte biz bu dil eğitimini nasıl alabiliriz diye. Mesela İngilizcenin yanında ne öğrenelim diye. İşte bakın aslında cevabını aldık. Avrupa Birliği işte AİM'in dilleri neyse yanına onu da koyun, bir tanesini öğrenin. Hani iki dil, üç dil öğrenilmek istenen her neyse. Aslında cevap zaten soruda gizli. Şimdi biz bir saat açtık. Zamanınızı da almak istemiyorum. Şeyi soralım. Sizin öğrencilerimize iletmek istediğiniz bir şey var mı? Savcı adaylarına iletmek istediğiniz bir şey var mı? Ben arkadaşlarıma kesinlikle meslek olarak hakim savcılığı çok tavsiye ediyorum. Tabii ki kaymakamlık da güzel, müfettişlik güzel, avukatlık güzel. Ama en güzeli hakim savcılık. En güzeli bu. Bir hukukçunun yapabileceği en güzel meslek bu diye düşünüyorum. Çünkü burada bir yere düşmüş bir hakkı teslim etmek gibi bir gurur verici bir görev var. Bununla ilgili de Malatya Üniversitesi öğrencileri arkadaşlarını adliyemize bekliyoruz. Onları çay içmeye, yemeye bekliyoruz. Bizi gelsinler, bulsunlar. Stajyerlerimizi bulsunlar. Bu imkan şu an 32 stajyerimiz var. 40'a yakın savcımız var. Birebir çok rahat görüşebilirler. Bizi gelip bulsunlar. Ben adliyedeyim. Yani isterseniz cep telefonumu da verebilirim. Ne zaman size arayıp gelebilirler. Ben bekliyorum. Çok severim çünkü arkadaşlarla, gençlerle diyalog kurmayı. Onları önlerine bir şekilde bir ışık olmayı çok severim. Daha önceki görev yerlerimde de daha çok liseli ve ortaokul arkadaşlarla da çok bu konuda şeyim olmuştu, mülakatım olmuştu. Onlara şeyimiz, adliyelere gitsinler, o stajyerleri bulsunlar, o hakim savcıları bulsunlar. Onları rahat bırakmasınlar, rahatsız etsinler. Biz de bu mesleğe girmek istiyoruz desinler. İnanın çok faydası olacaktır. Hem o adliyenin o havasını bir solusunlar, o devletin bir yargı erkinin havasını solusunlar. Bir gelsinler bakalım. Gerçekten anıtlarımızla şeyle uyuşuyor mu? Ellerine bir dosya verelim, okusunlar. Kim kime ne yapmış, kim kime nasıl yapmış, biz ne yapmışız, ne ceza vermiş, onu bir görsünler. Kolaysa kendileri de şey yapsın. Çünkü gençler bize çok umut veriyor. Ben başında da söylemiştim. 11 tane stajyerimiz var üniversitesinden. Ya inanın yıllarca savcılık yapmış gibi karar yazıyorlar. Biz de çok mutluyuz. Yani ben hatta ilk gelken de demiştim ki ya size benim stajyerim olduğunda sizi pişman edeceğim demiştim. Şaka yapmıştım. Çok zor bir dosya vermiştim. Ertesi gün savcım ben bu dosyayı yazdım, karar hazır dedi. Şöyle baktım, gerçekten dedim, bir baktım karar evet hazır. Yani çocuklar çok zekiler, çok güzel çalışmışlar, çok iyi eğitim almışlar. Bu anlamda da Sayın Dekanımıza ve hocalarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Şu an bizde 11 stajyerimiz var İnan Üniversitesi'nden. İnanın elimizden gelse her birine ayrı ayrı takdirname veririz. Bu anlamda çok mutluyuz, çok teşekkür ediyoruz tekrar. Biz teşekkür ederiz. Şu an hatta stajyerlerimizden biri bizim hem fakülte birincimiz hem üniversite birincimiz. Muhammed Çancı, bilmiyorum sizle mi çalışıyor? Yok, bende değil, yok. Ama... Yani hani belki Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Hem üniversite birincisi oldu ortalamasıyla, hem hukuk fakültemizin birincisi oldu. O da savcı olmak istiyor. O da herhalde bizde herkes hemen çok fazla savcı olmak isteyenler var. Çünkü ben çocukları alıp olay yerine götürüyorum. İşte bir cinayet mahalli olabilir, hırsızlık mahalli olabilir. Olay yerine götürüyorum. Onların ilgisini çok çekiyor. İşte otopsiye götürüyorum. İlk başta çok ay nasıl olacak falan diyor ama oraya gittiğimizde bundan bize bir zarar gelmez. Biz sonuçta ölmüş bir insana zarar gelmez. Ne gelirse dirilerden gelir diyorum ben her seferinde. Diyorum ki bu bize hiçbir şey yapamaz. Bunun şu anda hiçbir zararı dokunmaz bize. Bize ne gelirse nefes alıp verenlerden gelir diye. Gidiyoruz şu an. Ben hepsi de biz savcı olmak istiyoruz. İşte hakim olmak isteyenler biraz azınlıkta işin açıkçası. Ben biraz da etkilemiş olabilirim hemen hepsini de. Çünkü hemen hepsi benim odama geldiler ve biz ne olalım diye sordular. Ben hepsine de savcılık yönlendirdim. Olay yerine götürdüm, otopsi yaptırdım. Sevdiler görevi, sevdiler. Eskiden şöyle otopsiyle ilgili biraz zorluk vardı işin açığı ama şu anda her yerde adli tıp kurumu var ve adli tıp doktorları var. Bizim yeni başladığımızda mesleğe ilçelerdeki o pratisyen hekimlerle biz klasik otopsi yapıyorduk. Ve çok zor şartlarda yapıyorduk. Çünkü hoca, doktor yeni, savcı yeni, cinayet olayı çözmeye çalışıyoruz. Ama şimdi Malatya'da adli tıp kurumu var ve buradakilerin tamamı adli tıp uzmanı. Yani oradaki tüm delilleri çok iyi anlayan insanlar. Öyle olunca mesela şu anda Doğanşehir ilçesinde otopsi yapılmıyor. İşte Arguvan'da otopsi yapılmıyor. Oradaki olaylar Malatya'ya geliyor. Biz yapıyoruz burada.
Öyle olunca artık meslek bu gelişen teknolojiyle ve alınan eğitimlerle birlikte çok daha rahat şeye geldi. Ben başladığımda Daktilo ile başlamıştık. Şu an UYAP diye bir muazzam bir sistem var. Tıklıyorsunuz, dakikada sanıkla ilgili her evrakı görebiliyorsunuz. Şüphelinin işte başka şehirdeki suçlarını görebiliyorsunuz. Eskiden her şey manueldi. Şimdi her şey bir tuşla görülebiliyor. Daha çabuk ve daha rahat yapabiliyoruz işin açısı. Eskiden olay yerlerine keşfle gittiğimizde daktilo ile çat 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 yazardık. Yanlış oldu mu yırt bir daha yazmaya başladık. Şimdi her yere laptopumuz var, işte ne bileyim yazıcılarımız var, her yer araçlarımız var. Şu imkanlarımız çok gelişti şu anda. Kesinlikle arkadaşlar zor bir meslek beklemiyor, onu söyleyeyim yani. Çok yoğun olduğumuzu falan zannetmesinler. Gelsinler akşamları istedikleri kadar oturabiliriz yani. Çok da o kadar yoğun değiliz. Eskiden çok yoğun olabilirdik ama şu an hem meslektaş sayımız çok fazla hem de gelinen teknolojiyle birlikte işi 10 dakikada yapabiliyoruz. Bir iddianameyi bir saatte yazmıyoruz, 10 dakikada yazıyoruz artık. Çünkü UYAP'a tıklıyorsunuz, tık 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 zaten birçok şeyini yazı olarak önümüze getiriyor. Bize daha az bir iş kalıyor. Bizim öğrencilerimiz zor da olsa, zaman da alsa yaparlar diye düşünüyorum. Onlar başarırlar. Kesinlikle. Dekan'cığım, söyleyeceğiniz bir şey var mı? Kapatalım artık. Valla ben öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun tabii. Öğrencilerimiz gayet çok büyük bir keyif almışlardı. Tüm katılımcılara da ayrıca teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere inşallah. En kısa zamanda da görüşürüz inşallah. Çok teşekkür ederim hocam. Aldım neticelenince inşallah burada sizi öğrencilerimize tekrar buluşmak isteriz. Şeref duyarım hocam. Gelirim inşallah. Estağfurullah. Şeref bize ait. Görüşürüz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ben şahsım adına çok şey öğrendim. Öncelikle sizin hevesiniz beni böyle cesaretlendirdi. Çünkü ben hukukun pratiğinden hep uzak kaldım. Kalmak istedim. Ama görüyorum ki işinizi çok severek yapıyorsunuz. İyi ki öğrencilerimizle tanıştırdık. İyi ki bu sohbeti gerçekleştirdik. Dekan hocam da dediği gibi gün yüz yüze de görmek isteriz. Bu pandemiyi atlatalım. Eşinize, kızınıza çok selamlar. Kendinize çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere inşallah.